incirler olana kadar kalsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari diyor şarkı. Kalması gereken kişi kimdir bilmiyoruz. İncirin ne zaman olacağına ise şimdi haberimizde beraber bakacağız. İncir, sıra dışı bir ağaç. Doğada benzerine çok az rastlanır özellikleri var. Örneğin, incir de çiçek açar. Ama dışarıya doğru değil, kabuğunun içinde açar. Zaten hikayemiz de bu noktada başlıyor. İncir meyvesinin ilk hali meyve değil, çiçek aslında. Kapalı, kabuklu, sertçe. Çiçek bu kabuğun altında, dışarıdan görünmez ve erişilemez durumda. Ona ulaşan, meyveye dönüşmesini sağlayan, yani çiçeği tohumlayan ise ilek. Fabrikaların ham maddeler oluyor. İlle onunla olmaz, üretim olmaz. Bu da incirin ham maddesi işte. Bu iğden yakınında incir ağacı yoksa, o incir iğdek ağacından uzaksa, o toz dumanın olması mümkün değil. Bunun için biz ne yapıyoruz? Uzaktaki iğdek ağaçlarından, işte erkek incirlerden bu iğdekler topluyoruz. Bunları işte tellere diziyoruz veya iplere diziyoruz. Ya da böyle torbalara katıyoruz. Ağaçlarımızı asıyoruz. İncirlerimiz tozlansın, meyvelerini versin. Biz de sizlere tatlı tatlı kuru incirler yediren. Hem siz ağız tadına bir şeyler yiyin, hem de 3-5 kuruş biz de ceplerimize bir şeyler katalım diye uğraşıp duruyoruz bunlarla işte. Lezzetli incirin oluşması için her çiçek gibi tozlanması gerekir. İlek de o tozlaşmanın oluşturduğu erkek meyvenin adı. Ondan polenleri alıp taşıyan ise ilek arısı. İlek arısının pek çoğunun acı bir hikayesi var. O, incirin oluşmasını canı pahasına sağlıyor. İlek arısı, incire larva bırakmaya ayağında polenle gelip tepedeki bir delikten kabuğunu aşıp içeri giriyor. Girerken çoğunun kanatları kopuyor. Yani artık onlar için, incirin içi son nokta. Larvalarını bırakırken inciri de tozluyor. Küçük ilek arıları incirden çıkarken anne içinde kaldığı incirin enzimleriyle yok oluyor. Şeker bari, şeker bari. Dolar 10 lira, şeker 10 lira. 10 lira şeker 10. Bunun cinsi Hamza iğledir. Bu iğlek armut tarzında olan iğlek abalıdır. Bizim bu bölgede iki çeşit iğlek olur. İncire asılır. İncirin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre şayet bu iğle fazla attığın zaman topları yakar. Ağacın başındaki topları yakar. Bu sefer dökmeye sebep olur. 25 ile 35 arasında fiyatlarımız değişiyor. Satış fiyatlarımız. Mevsim bu sene bir hafta 10 gün geç başladı. Ama satışlarımız güzel. Bu önümüzdeki günlerde biraz daha kendiliğinden hareketlenecek. Yılda iki defa asılır bunlar. En az iki defa asılır yani. İnciri hem ballı yapar. Bunu attığın zaman hem ballı yapar hem incir dökülmez. İncir dökülmez yani. Bunu asmazsan incirler yani randımansız olur, dökülür. Telefon üzerinden sipariş geldi bize. Müşteri aradı. Tabii bu arada eve servis de yapıyoruz biz bunları. 100 kilo sipariş aldık. Sipariş için de çekimini yapıyoruz. Arkadaş arabayı getirecek. Arabaya saracağız. Evine kadar teslim edeceğiz müşterimizi. Şimdi ilek zamanı. İncirler iri fındık büyüklüğündeler ve parlak bir görünümleri var. Bahçenin bulunduğu yere göre değişir elbette. Ama bizim haber için geldiğimiz İzmir Tire'de Haziran ortası ilek için en doğru zaman. İlekler file içinde tel kancalarla ağaçlara asılıyor. Güneşle uyanan doğa incirler için harekete geçiyor. Üretici ilk önce 1-2 tane iğleyi ağacın üç yönüne asar. Bir hafta sonra tekrar ikinci iğleye geçer. Neden? Bir taraftan yeniden doğuşlar olmaktadır. Onların da tozlanması gerekmektedir. Bu sefer bir hafta sonra tekrar 3 veya 4 iğlekle işi bitirmeye bakar. Tutan iğlekler artık kendi renginden, yeşil renginden
açık renge doğru başlar, tutmayanlar ise dökülür. Kırılmaz. Seni bir daha lazımsın sen bize. Sabah erkenden saat 5'te kalkmamız gerekiyor. 5'te kalktıktan sonra tarlaya geldikten sonra iyilek ağaçlarımıza geliriz. Toplarız. Güneş doğmadan toplamamız gerekiyor. Güneş olduğu zaman, ağaca astığımız zaman hemen ağaçta çıkması gereken iyileklerimizin. Ötekiyle sineklerimiz boşa gider. Çok zordur bu iyilek toplaması. Başına çıkmayınca biz o iyileği alamayız. Ya elimizde garga olacak onu düşürmek için ya da sırık. Doğduğum doğalı bu işine uğraşıyorum. Ben kendim bildi bileli bununla uğraşıyorum, bu iyiliğiyle uğraşıyoruz. Hani devamlı. İyileğin işi 3. haftadan sonra biter. Üretici artık ürünün yetişmesi için beklemeye geçer. Zamanında yurt dışından gelenler incir fidanı alıp götürmek istemişler dünyanın değişik yerlerine. Yaşlı amcanın birisi demiş ki her şeyi götürürsünüz ama buranın havasını götüremezsiniz demiştir. İşte ülkemizde incir öyle bir ürün, her şeyi götürebilirsiniz ama havamızı götüremezsiniz. İncirin hikayesi böyle. İçinde sıra dışı bir ağaç, onlarca görünmez çiçeğin oluşturduğu bir meyve ve o meyvenin oluşabilmesi için hayatı incirde sona eren anne arının fedakarlığı var. Yani şarkıda söylendiği gibi, incirler olana kadar kalmak sadece bir zaman meselesi değil, aynı zamanda bir emek ve fedakarlık meselesi.